Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkileri konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 2017'nin son programında bu senenin en çok konuşulan konularından birini gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konuğum var. Dijital para Bitcoin'i konuşacağız. Daha önceki programlarımızda hatırlarsınız. Hatırlamayanlar YouTube kanalımızdan geçmişteki o programımızı dinleyebilirler. Teknik olarak Bitcoin'in, dijital paranın ne olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise daha farklı bir gözden bakmak istiyoruz. Bankacılar gözünden. Çünkü en çok konuşulanlar itibariyle bankacılık sistemini etkilediği konuşuluyor doğal olarak. Çok değerli bir konuğum var. Ziraat Katılım Genel Müdürü, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir Bey'le beraberiz. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Bu yoğun gündemimizi kabul ettiniz. Zor da bir konu, önemli bir konu. Evet. Bankacıları tedirgin de eden avantajları, dezavantajlarıyla bir konu. O yüzden bunu konuşacağız. Ama öncesinde bizim sponsorumuz, destekleyen TürkSat'a bağlanıyoruz ve Türkiye Gov.tr'yi dijital devleti yapan kuruma her hafta bizi hayatımızı kolaylaştıran bir servisi bize anlatıyorlar. Orada uzman direktör arkadaşımız Fatih Bey bize bu hafta anlatacak. Fatih Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. 2017'nin son programında bize hangi servisi anlatacaksınız? Bugün servisten daha çok ödeme altyapımızdan bahsetmek istiyorum. Konumuza da uygun. Çok iyi olur. Evet. Konumuza uygun olduğu için onu seçtim. Bilindiği üzere devlet kapısından borçlar sadece görünmüyor. Aynı zamanda 2016 yılından beri ödemesi de yapılabiliyor. Tahakkuk sorgusu sonrası bazı hizmetlerimizde ödeme altyapımızı kurduk. Ödeme yapılabiliyor. Burada internet bankacılığın yanı sıra kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Tüm kredi kartların geçtiği bir altyapımız var. Bunu 2016'da Talas Belediyesi ile yapmış olduğumuz pilot çalışmayla başlattık. Şu anda 10 kurumla yakın hizmet verebilmekteyiz. Ki bu sene içerisinde İSKİ ve İKTAŞ gibi büyük kurumları da bu yapının içine soktuk. Vatandaşlarımız borçlarını görebiliyor, sorgulayabiliyor. Akabinde de ödeme butonuna basıp istediği kredi kartıyla hiç fark etmeksizin ödeme yapabiliyor. Ve bu birçok kurumdan da yeni kurumdan da bu hizmete entegre olmak için talep var. Çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Sadece sorgu ya da bilgi sorgulama şeklinde değil artık devlet daha çok işlem yapabileceği vatandaşın baştan sona yaşam döngüsü içerisinde tüm hizmetleri görebileceği bir yapıya getirme noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devlet üzerinden tüm borçlar, devlet kurumlarının borçları, kurumların, evet, bu entegre olan kurumların borçlarını görebiliyor, kredi kartıyla ödeme yapabiliyorlar. Süper. Şöyle provokatif bir soru sorayım. Bitcoin ile ödeme yapabilecek miyiz? Ya bu artık biraz da gelecekteki durumuna göre herhalde devlet de ayak uydurur ama dediğim gibi görmek lazım. Ya. Görmek lazım. Evet. Herhalde bu teknolojinin en önemli gündem maddesi görmek lazım. Böyle tanımlanabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Tüm ekibe selamlar. 2018'de görüşeceğiz. Tamam. Görüşmek üzere. İyi kolay yayınlar. Gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. TürkSat'a da bağlandık. Bizi hep destekleyen sponsorumuz, destekçimize. Evet. Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Önemli bir konuyu 2017'nin son programında konuşuyoruz. Bu senenin en çok konuşulan konusu belki de Bitcoin, dijital para. Bir bankacı gözüyle bakacağız. Bankacılar dijital paraya nasıl bakıyor? Metin Bey. Tabii konu banka olunca otomatik olarak para gündeme evet. geliyor. Bizim işimiz parayla. Tabii Bitcoin'de bizi devreden çıkarmaya çalışan otoriteleri, bankacılık sistemini devreden çıkararak paranın dolaşımını sağlamaya çalışan bir sistem. Yani kısaca ifade etmek gerekirse. Bütün aracıları devreden çıkaracağız. Evet. Yani paranın serbestçe dolaşımını sağlayacak. Kimin nereden nasıl kullandığını takip edemeyeceğimiz bir açık ortamda dolaşımını sağlayacak. Yani eski tabirle yani serseri bir para anlamında kullanabiliriz bunu. Başıboş bir para sistemi. Biz teknik ama, olarak Bitcoin'i sözünüzü kesin. Lütfen unutmayın. Teknik olarak konuştuğumuzda da teknik arkadaşlar şunu söylüyorlar. Tam tersine Bitcoin işte bütün insanların defterlerine yazılan, dijital defterlerine yazılan, herkesin takip edebileceği evet. güvenilir bir sistem diyorlar.
Tabii yani şimdi o herkesin defterinde yazılı şifreli şifreler bütün herkesin bilgisayarında da şifreli ama ya kimse kimsenin nesi var nesi yok bilmiyor. Sadece siz kendi şifrenizle kendi varlığınızı takip etme şansınız var. Gönderdiğiniz paranın karşı taraftaki deftere yazıldığı zaman nereden geldiğini bile karşı taraf bilemiyor. Yani buralarda tabii biraz açıklıklar var. Belki de sistemin böyle olması gerekiyor. Ama yani tabii Bitcoin dediğimiz zaman blockchain ifadesini de kullanmak lazım. Bitcoin blockchain'in bir ürünü. Yani Bitcoin gibi 1300'ün üzerinde marka var. Yani bu birçok dijital para bir kripto paranın markası bu. Blockchain teknolojisi bizim bankacılık sektörü için belki daha ön plana çıkıyor. Onu tehdit daha olarak görmüyor musunuz? Onu işlerimizi kolaylaştıracak bir ürün olarak görüyoruz ama şu an için orada bir güven eksikliği var. Herkes hemen bu şeye platforma atlayalım, işlerimizi hızlı bir şekilde görelim mantığıyla hareket etmiyor. Biraz daha olgunlaşması bekleniyor sistemin belki. Hani işte bazı ülkelerde duyuyoruz tapu işlemleri blockchain üzerinden kriptolanmış evet, şifreler başlamış. Üzerinden kullanıma başlıyor. Belki ileriki aşamalarda dış ticaret işlemleri bankacılıkta böyle şifrelenmiş şeyler üzerinden dönecek. İşte teminat mektuplarımız belki kriptolanmış şifrelenmiş şey diyelim materyaller üzerinden dönecek sözleşmeler öyle şifrelenerek dolaşacaklar. Ama şu tabii şu aşamada hemen yani böyle bir şey var diye de hemen bütün sistem buna dönmüyor. Daha hızlanması, gelişmesi ve merkezi otoriteler tarafından da kabullenip belli de bir şeye de bağlanması lazım. Yani kurallara sisteme bağlanması lazım. Merkezi otoriteden acaba şunu mu kastediyorsunuz? Onu anlamak için soruyorum. Kulaklarını çınlatmış olalım. Profesör Doktor Kerem Alkın hocamızı konuk etmiştik. Hı hı. Ekonomi hocamız. O demişti ki şu anki dünya ekonomik sistemi, para sistemi bir merkezi sistem var. Bir standartlarını sağlayan işte Dünya Bankası, her ülkenin kendi milli bankası var. Burada hem standartlar kullanıyor hem güvence veriyor. Bütün sistem buna ait. Şimdi dijital para ise başka bir sistemi vaat ediyor. Acaba otorite derken bunu mu kastediyorsunuz? Var olan ekonomik sistem gibi bir sistem olmadığı için. Yani şimdi biz bir kağıda yani basitçe bir kağıda para diyebilmemiz için arkasında Merkez Bankamızın olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Yani o kağıdın üzerinde Merkez Bankamız 5 lira yazıyor, 5 lira olarak değerlendiriyoruz. 200 lira yazıyor, 200 lira olarak değerlendiriyoruz ama kağıt aynı kağıt. Bir devlet güvencesi olduğu için mi? Tabii yani bir para olarak değer kazanması için ikimizin arasındaki alışverişte onun bir merkezi otorite tarafından, devlet güvencesi tarafından onun değerinin kabul edilmiş olması lazım, duyurulması lazım. Dolayısıyla insanların bunu bilmesi lazım. Yani böyle bir altyapıya doğru evrilmesi lazım ki bu sisteminde yani kendi aramızda güvenilir bir şekilde alışveriş yapma veya işlem yapma olanağı bulalım. Siz daha çok güven tarafına bakıyorsunuz bu işin anlamı kadarıyla. Yani şu an tabii biz bankacı olarak bütün bir çekin, senedin, bir sözleşmenin üzerindeki en ufak ayrıntıya kadar nasıl inceliyorsak burada da buna istinaden işlem yapmak durumundayız. Açıklar bankacılık sisteminin, müşterilerimizin, insanlarımızın zarar görmesine sebep olabilecek yani. Doğru. Onun için sağlama almamız lazım. Şöyle bir eleştiri oluyor bu var olan sistemlere. Şimdi bu var olan sistemler bizim güvenimizde, biz onayladık. Para denen şeye yüzyıllardır, binlerce yıldır neyse kabul ettik bu parayı. Evet, evet. Ve bu paranın değerini biz veriyoruz aslında. Dijital para denen Bitcoin, Ethereum, diğer markalar içinde eğer insanlar buna o değeri atfederse o otorite dediğiniz güvenini sağlayan otoritenin sağlanmış olacağını düşünüyorlar. Teknik olarak da bunun altyapısı olursa işte evet, kriptolojiyi vesaire böyle bir eleştiri sunuyorlar. Yani eğer sokaktaki vatandaş bunu kullanan bütün sektörler için söylüyorum dijital paraya
inanırsa onun değerli olduğuna ki onun emarelerini görüyoruz. Evet. O zaman kullanılmaya başlandı ve kullanılıyor. Böyle bir eleştiri. Tabii bu söylediğiniz de doğru. Ya tarih de bunu doğruluyor. Mesela Osmanlı'da biz son 18. yüzyılın sonlarına kadar madeni ve parayı altın ve gümüşe dayalı para kullanıyorduk. O madenin üzerinde zaten zati bir değeri var. Yani üzerine damga vursanız da vurmasanız da altın de bir değeri var. Son dönemde kağıt paraya geçişte mesela ona kayme diye söylerler Anadolu'da. Kağıt paraya ilk geçişte halk tarafından çok itibar görülmemiş. Yani bir müddet sonra tedavülden bile kalkmış kağıt para. Ama insanlar alışıyor. Yani tarihte böyle tekerrür ediyor. Şimdi biz hani bu Bitcoin'di işte diğer markaları falan çok fazla önemsemiyoruz. Şüpheyle yaklaşıyoruz. Ama bir müddet sonra insanlar bunlara değer verdikçe belki de artık demek ki tedavideki kağıt paralarımız da ortadan kalkabilecek. Belki Bitcoin veya başka markaların değerli bir şey olacak. Değerli bir şey olma babamdan yolu da var. Çekler gelirdi. Onun üstüne imzasını atardı. Anadolu'da eski yani Türkiye'de çok geçerli vadeli çekler. Ciro çok değerli yapıyor. Olurdu yani. Aslında bir kıymeti yok onun ama işte, Ciro'da işte o ismini, soy ismini, imzasını, kaşesini vurması onu değerli hale getirdi. Tabii. Çek için aynı şeyi geçerli. Ahmet parasını öder derdi. Aynen. Çek için de aynı şeyi geçerli. Aynı doğru. Şey geçerli. Hale. Demek ki belki de dijital para, Bitcoin veya diğer markalar bu yönde ilerliyor olabilir. Evet. Bankalarda buna göre pozisyon alacaktır belki. Ben ilerleyen vakitlerde soracaktım. Siz bunu müşterilerinize şu an biraz mesafeli olsanız da sunacak mısınız ileride bir yatırım aracı olarak? Yani böyle bir düşünceniz var. Tabii şu an için bunu söylemek biraz erken. Ama bölgesel olarak da ülkeler kendi aralarında, merkez bankaları kendi aralarında kripto para çıkartarak ödeme sistemlerinde kullanmak düşüncesindeler. İşte var mı örnekleri? Var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan merkez bankaları kendi aralarında böyle bir ön sözleşme yaptılar. Bu konuyla alakalı çalışıyorlar. Kendi aralarındaki alışverişi, ticareti ödeme sistemi olarak kullanma noktasında. Kendi paralarını mı çıkaracaklar yoksa Bitcoin? Evet, kendi kripto paralarını çıkaracaklar. Evet. Yani böyle bölgesel işbirlikleri yapılabilir. Yani komşularımızla, İslam ülkeleriyle, Türkiye Cumhuriyetlerle kendi aramızda böyle çalışmalar yaparak kendi ticaretimizi, dış ticaretimizi geliştirme noktasında bunlardan istifade edebiliriz. Dolayısıyla bu hakim ekonomik sistemin de aslında bir yerde şey yapıyor, tehdit ediyor diyebiliriz yani. Tabii bunun günün sonunda geldiğimiz noktada işte elimizde bir Bitcoin varsa hani bunu paraya çevirmek gerektiği durumda geleceğimiz nokta işte kaç dolar edecek? Sattığım zaman elime kaç dolar geçecek? Yani gene bir tedavideki bir para birimine dönüştürüyoruz. Doğru, evet, aynen öyle aslında. Yani bunun temelini başka bir sisteme bağlarsak belki ancak yeni bir nasıl diyeyim tedavide gelişen siz bir para sistemi oluşabilir. Siz daha çok puan sistemi gibi bir şey. Puan sistemi. Yani yok altına bağlayabilirsiniz aslında. Altına bağlayabilirsiniz. Yani diyelim ki biz bir Bitcoin çıkarttık. Şimdi bir Bitcoin'imiz 5 gram altın ediyor. 6 gram eder. Güzel. Yani 3-4 grama düşer. Böyle bir projeniz var galiba. Valla bu konuyu çalışırken aklıma gelmedi diye. Yani siz grup içinde böyle şeyleri konuşuyor musunuz? Onu merak ediyorum aslında. Yani, şimdi bizim bir arkadaş grubumuz var. Kendisinde bilgisayar mühendisi bir arkadaşımız var. Hatta o da bu bilgisayarlardan almış, Bitcoin üreten bilgisayarlardan. Madenci olmuş. Madenci olmuş. Kendisi de öyle çalıştırıyor. Öyle bir araya geldiğimiz zaman tabii bu konuları konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. O bize bankacılık açısından o da soruyor. Biz de kendisine teknik olarak tabii biz ayrıntıları bilemiyoruz ama birçok bildiğim şeyleri de onun sayesinde öğrenmiş oldum bu Bitcoin ve blockchain ile alakalı. Teknik bilgileri de ondan öğrenmiş sayılırım yani. Süper. Evet bir de teknik boyutu var bu işin. Bir de sorulardan biri en çok kafa karıştıran hani bu kadar hızlı inip çıkan işte şimdi çok değerli işte 10.000, 12.000, 13.000, 16.000 işte %40 değer kazandı. Birden %30 düştü geçen hafta %27. Evet.
böyle çok hızlı inen çıkan bir trendi var evet. Bu varlığın. Bu belki de insanları biraz tedirgin ediyor. Evet, yani şimdi bunun değerin artması, eksilmesi o piyasadaki o anki talebe kesinlikle bağlı. Çünkü Bitcoin üretimi sınırlı sayıda olacak. Yani bunun maksimum ulaşacağı miktar 21 milyon. Şu an 16 milyonlara ulaşmış durumda. Yani işte bir okuduğum bir yerde 2030'lu yıllardan bahsediyor. Bir yerde hatta 2140 senesinde ancak 21 milyonu bulabileceğini ifade eden şeyler var. Sınırlı sayıda yani. Sınırlı sayıda olduğu için tabii para transfer yapmak isteyen insanlar da bu talebi arttırıyorlar veya eksiltiyorlar. Dolayısıyla bu tabii böyle yaygın anlamda buna yatırım yapacak olan insanlar için bir tehlike. Normal yani, görmüyor musunuz bu artış veya inişleri? Yani bir bankacı olarak. Hiç böyle bir yatırım aracı var mı bu kadar hızlı inip çıkan? Yok ama bu tamamen klasik arz talep mevzuyla yakından alakalı. Bu neticede bir paranın transferinde kullanılıyor. Yani bir somut bir para değil bu Bitcoin. Bir parayı transfer etmek için siz Bitcoin satın alıyorsunuz. Gittiğiniz yerde onu icamda tekrar tedavideki bir paraya çeviriyorsunuz. Dolayısıyla sizin transfer etmek istediğiniz rakamın yüksekliğine göre talep de o anda dünyada birçok kişi tabii bu talepte bulununca fiyat yükseliyor. İşte tabii sıradan insanlar hep öyle olur. Bozdurmaya kalkınca da fiyat düşer. Yani zarar edenler çok oluyor. Zarar edenlerin şeyi kapsamı geniş oluyor. Yoksa öteki türlü böyle büyük paralar transfer etmek isteyenler tabii ki sayılı kişiler dünyada. Siz aslında kar payı da dağıtan bir ekonomik düzeniniz var. Evet. Bitcoin İslami. Sanki size çok uygun gibi gözüküyor. Tabii biz, ama bilmiyorum. Evet, İslami esaslara uygun bankacılık yapmaya çalışıyoruz ziraat katılımı olarak. Tabii son zamanlarda Diyanet Teşkilatımızın da bu konuyla alakalı bir fetvası var. Fetvada dikkati çekilmesi gereken nokta şu, cümlenin sonunda şu an için caiz değil diyor yani. Bugün için bunun kullanımında bir sakınca görüyor Diyanet'in fetva kurulu. Tartışmalı kurumuz. Bir şey değil mi? Şu an için, yarın için, bugün için gibi. Yani bu işte bu az önce bahsettiğiniz spekülasyona açık durumdan dolayı. Yani insanların geniş halk kitlelerinin bundan zarar görme ihtimali yüksek olduğu için. Yani bir aslında bir yerde bir tavsiye. Yani buna bu işlere girmeyin bundan. Bu Bitcoin'e karşı olmak değil de bu iniş çıkışlardan dolayı insanların duyacağı zarar var. İçin bir caiz değil. Evet. Bir de tabii paranın da bir İslami anlamda bir paranın değerli bir meta olabilmesi için, bir kağıdın para olarak değerlendirilebilmesi için az önce bahsettiğimiz gibi gene bir otoritenin, bir kurumun, devlet kurumunun onayı gerekiyor. Burada da şu an için o şey söz konusu değil. Yani yarın şartlar değişirse caiz bu tabii. Fetva kalkacak evet. mı? Öyle tabii mi? Ki, tabii ki. Görüyorsunuz. Evet. Ya Diyanet'ten birini konuk edip bu konuyu konuşmak lazım. Çok kesinlikle. Evet. Belki de onun dini açıdan çünkü da mevzusu şeyde, var. Özellikle sosyal medyada ve bu konuya yatırım yapan insanlar tepkiyle de karşıladılar. Hı-hı. Hem de anlamaya çalıştılar. Evet. Bu önemli bir konu. Uzmanıyla konuşmak Hı-hı. lazım. Ne demek istemişler? Yani paraya evet. karşı olmak değil de değil. İniş çıkışlara karşı oldu. Yani İslami anlamda bizim bir materyale para diyebilmemiz için onun arkasında devlet kurumunun, devlet otoritesinin olması gerekiyor. Hani altın olduğu zaman o zaten zati olarak altının üzerinde bir şey var. Kendi değeri var. Gümüşün kendi bir değeri var. Yani para olarak da, para olmadan da, maden olarak da bir değeri var neticede altının. O kendisi bir değere sahip ama işte bir kağıttı. Hatta İslam tarihinde deri parçalarının da para olarak kullanıldığı olmuş. Ama o deri parçasının da arkasında devlet varsa, devlet karşı bu şu kadar para ediyor diyorsa, halk da bunu kabul etmişse, onu artık para olarak geçerliliği var. Ama bir neticede şimdi baktığınızda bir deri parçası.
Aynı şey işte bu mevzular konuşulurken hep bu lale soğanı mevzu hikayesi anlatılır. Nedir o? 1600'lü yıllarda işte Osmanlı'da lale Mehmet Şimşek Bey'in örnek verdiği. Evet. Onu hatırlatalım. O dönemde çok yüksek rakamlara çıkmış. Hatta bir değişim aracı olarak yani işte sizin elinizdeki malınız kaç tane lale soğan ediyor? İşte mübadelelerde bu lale soğanı adedine, değerine göre değişim. Yani neredeyse bir para birimi olarak kullanılmaya başlamış. O derece değer atfetmiş ama lale soğanı da neticede bir bitki, dayanıklı olmayan bir bitki soğanı. Tabii o yılların sonucunda da sonunda büyük bir lale soğanın herhangi bir değeri olmadığı birdenbire insanların akıllarına dank ediyor ve fiyatı dip yapınca tabii o zaman büyük bir ekonomik kriz oluyor Avrupa'da. Yani bu blockchain, Bitcoin meselesini de ona benzeterek açıklayan siz de katılıyor musunuz? Açıklamalar da var. Yani şimdi bir benzerlik var ama tam olarak ona uymuyor diye düşünüyorum ben de ya. Yani bunu çok fazla da göz ardı etmemek gerekir bu teknolojinin. Bence bu daha görelim ve gözlemleyelim, anlamaya çalışalım tarafındasınız. Evet. Bir de sadece bunu para olarak da düşünmemek lazım. Para olarak düşünüyoruz biz. Bu blockchain teknolojisini para olarak da düşünmemek lazım. Başka insanların kullanacağı şeyler var. Program konusu hizmetler yapmıştım. Var. Evet. Bir de dünyanın gidişatı işte internetin ruhuyla beraber dağıtık yapılara, merkezi olmayan yapılara gittiği için her anlamda söylüyorum. Evet. Lale soğanından biraz farklı etkileyebilir. Yani evet. Hem bireysel olarak hem toplum olarak hem devlet olarak tüm dünya işte internet ve yeni internet olarak nitelendirilen blockchain ile beraber farklı bir şeye gidiyor. Ben onu görüyorum. Hepimiz de kullanıyoruz zaten cebimizde. Evet. O yüzden yani sanki lale soğanından farklı olacak etkisi gibi. Kesinlikle öyle olacak. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü lale soğanı netice itibariyle Avrupa'yı ilgilendiren bir kriz oluşturdu ama dediğiniz gibi dünyayı saran bir sistem bu. Yani bütün dünyadaki bilgisayarların ortaklaşa olduğu bir şey. Yani bir kriz olursa tamamen dünya olarak dünyanın her tarafından insanlar bu krize düçar kalacaklar. Ya bir iniş olacaksa hep beraber ineceğiz. Çıkış olursa da hep beraber yani çıkacağız. Yaşamımızı değiştirdi, iletişimimizi değiştirdi. Evet. Geçen bir konuğumuz öyle diyor. Artık postane yok. Postane kavramı. Evet, evet. İşte artık Google bir postane olmuş. Aynen. Öyle örnekler vermişti. Yani hayatın her anlamında değişiklikleri olduğu için böyle bir şey olabilir. Özellikle blockchain konusunda ben de çok inanıyorum. Evet. Onun örneklerini de vermiş oldunuz. Hı-hı. Sonuç olarak şunu mu söylüyorsunuz? Bitcoin alalım mı diye soracaktım. Evet. Yani bu mekanizmayı iyi anlayıp ona göre hareket etmek lazım. Yani neticede oyunun sonunda elimizde kalacak olan tedavüldeki bir para olacak. Bitcoin birden patlayabilir de hakikaten size çok şeyler de kazandırabilir. Yani çok acele etmemek lazım diye düşünüyorum. Görmek lazım. Bir görelim. Şu önemli. Mesela dün gene sosyal medyada gördüm. Bir yemek markası belki bunu reklam amaçlı da kullanıyor olabilir. Bitcoin'le artık ürün satacağını söylemiş. Evet. Dönerci kendileri. Evet. Döner alabilirler diye. Hatta Twitter'da bayağı dolaştı. Böyle de bir bunu bir halkla ilişkiler politikası haline getiren gene bir taksici Bitcoin'i ödeme alınır demiş. O da ilginç. Ya biz Türk toplumu olarak böyle güzel espriler çıkartıyoruz bazı işlerden. Tabii bu işin espri tarafı, belki dediğiniz gibi reklamasyon tarafı. Ama bu işi bankalar şey yapmadıktan sonra, tedavide sokmadıktan sonra, bu işlere bankalar el atmadıktan sonra bu sadece böyle spekülasyon olarak bir kalacak. Bir de o da kötü. Evet. Bu işin hani bir düzenleyici, mağduriyetleri giderici, evet, sizin standartlarınızı, regülasyon deniyor sanırım. Evet. O regülasyonları ortaya koyucu kurumlar olmazsa belki onun da sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Tabii yaşayacağız. Bankalar olarak siz nasıl bir yere bağlısınız? BDDK'ya şimdi vesaire. Bu konuyla alakalı Türkiye'de Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu bir çalışma başlattı.
yani Bitcoin, işte kripto paralarla bir alakalı. Bir, evet, bir bunun kullanılmasıyla alakalı bir takım şeyler oluşturmak, kurallar oluşturmak açısından. Onlar böyle bir çalışma başlattılar. Bakalım bu ne tarafından gireceğiz işin içine. Bu çalışma sonunda belli olacak. Yani biz de bankalarda bu çalışmalar neticesinde kendimizi yol haritası çizeceğiz. Yani o zaman belki vatandaşlarımız biraz daha güvenli bu işlere girebilirler. Eyvallah. Son olarak şunu soracağım. Kişisel olarak sizin sosyal medyayla olan ilişkinizi de merak ediyorum ve sormak üzere. Evet. Kişisel olarak ama. Metin Özdemir olarak Twitter'a Twitter'da bir vallahi adresiniz var sanırım. Bir hesabım var. Yani Facebook'ta da var ama yani iş yoğunluğu temposu arasında inan zaman zaman akşamları işte bir bakıyorum ne var ne yok. Arkadaşlarımızdan, çevremizden kimler ne yapıyor onu görmek bakımından bakıyorum ama yani bazen mesajda yazdığımız oluyor ama böyle çok aktif kullanıcısı ben değilim de maalesef. Ben çok tersi CEO'ların, genel müdürlerin, lider ekibin sosyal medyayı iyi kullanması, toplumun hani kanaat önderleri tırnak içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Valla bilmiyorum ben de herhalde böyle sosyal medyaya yönelik diye böyle bir şey mi var? Yani sizin direncim mi var bilmiyorum. Mesela bir bankacı gözünden radyo programını herkes dinleyebilir ama sosyal medyayı herkes paylaşabilir. Tabii, acaba Bitcoin, tabii. Metin Özdemir Bey Ziraat Katılım Genel Müdürü olarak Bitcoin hakkında ne düşünüyor? Olumlu olumsuz yani. Evet, oradan Twitter'dan, Facebook'tan belirtmek lazım. İsteriz. Tabii. Lütfen açın. Evet. Var zaten de etkin kullanmam etkin lazım herhalde lazım. Değil mi? Peki, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Süremizin sonuna geldik. Ayağınıza sağlık. Ben yoğun teşekkür ediyorum. Bizi şey yaptınız hem de çok böyle muğlak bir konuda. Evet. Bu ben de çok fazla kesin konuşamadım ama ben en azından olduğunuzu anladım bu konuda ama yukarıda bu konuların daha böyle mesafeli olduğunu gördüğüm için ama sizin yakın olduğunuzu hissettim. Evet, çok teşekkür ederiz. Yoğun gündemimizde geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. 2017'nin biz sizinle kapatmış olduk. En trend konuyla Bitcoin, dijital parayla kapatmış olduk. Bu konuyu konuşacağız. Öyle görünüyor. Evet, 2018'de de uzun uzun inşallah gelişmeleri takip edeceğiz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. 2018'in ilk cuması her cuma olduğu gibi 15.30'da yine beraber olacağız. İyi hafta sonları. 2018'in herkes için de iyi geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.